Herkese selamlar dostlar. 6 Mayıs 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekrandaki güzel bir fotoğrafla başlamak istedim. Bu Real Madrid'in şampiyonluk kutlamasından çekilen bir fotoğraf da bugün ne oldu öyle ya? Ya 90'da gol, 90 artı bir ardına uzatmada bir gol. Real Madrid duman etti resmen ya. İnanılmaz bir olay. Ciddi anlamda dakika 86-87 spiker de Ertem Şener de söyledi bir mucize lazım dedi. Biz KG'si geldi diye sevinirken ikinci golle geldi. Maç uzadı. Uzatmada bir tane daha attı derken Real Madrid harbiden büyük karakter yani inanılmaz bir mucize oldu. Çok güzel bir maçtı. Maç hakkında kendi görüş ve yorumlarınızı da yazabilirsiniz yoruma. Geçtim bu fotoğrafı. Şimdi raporlarla başlayalım. Öncelikle skor kazananlarıyla başlayalım. Skor kazanan arkadaşımız Maç 3-1 bitmedi arkadaşlar. 2-1 bitti. 3-1 bitenler bana mesaj attı fakat maçın 90 dakikası önemli benim için. Skor kazanan arkadaşlarımız Mehmet Ali Atlı ile İbrahim Arslan isimli arkadaşlarımız. Instagram üzerinden yazaraktan da katıl telegram gruplarının linklerini elde edebilirler. Instagram'dan bu iki arkadaşımız kanalın ekran görüntüsünü ataraktan da katılabilirler. Bugün herhangi bir skor yarışmamız olmayacak cuma gününden. Sadece skor kazanan iki arkadaşımızı açıklamak istedim. Geçtim. Yüksek mislimiz tekrar başarılı. Son 9 bahisin 8 tanesi baş başarılı arkadaşlar. Bugün de neye oynadık? Tabii ki yüksek misli alınabilecek tek maç vardı. Real Madrid maçının KG varı. Oran Avrupa'da bir 45 bir 50 bandındaydı. Türkiye'de bir 35 bandlarında kaldı. Nesine de onu söyleyeyim. Zaten bizim takipçilerimizin çoğu Avrupa'da olduğundan dolayı bu yüzden KG var tercihinden güzel kazandırdı. Şu önemli zaten. Yüksek mislinin amacı her zaman söylüyorum. Burada yüksek oynayanlar oluyor. 1000 lira atıyor. 1500 lira para alıyor. 500 lirayla gidiyor. Ekstra kupon yapıyor. Vesaire vesaire. Zaten yüksek mislinin amacı da o yönde. Ben de o yönde oynuyorum ve ilerletiyorum burayı. Son 9 bahisin 8 tanesi de başarılı. Güvendiğim ve hissettiğim maçları verdiğimden dolayı çok fazla yanıldığımızı da düşünmüyorum ben. O yüzden başarılı bir şekilde yüksek misli seviyesinde ilerliyoruz. Ayrıca da zaten WhatsApp iletişim hattı da mevcuttur. Bir diğer şey de full arkadaşlar dedik yani. Şurada iki tane maç yazdım ben. Sizlere de bugün için iki tane maç anlatmıştım ben. Real Madrid'in KG varını attım. Monaco'nun da 9-10 10 sayı fark sayı yemezini anlattım sizlere. Youtube'da bu ikisini anlatmıştım. Katıl Telegram odasına yazdım. Yüksek orandan da en çok gol ikinci yarı yazdım Real Madrid mücadelesine. Yüksek oranı da geldi. İdealleri de geldi. Kısaca zaten iki maçın üç tercihi vardı. Full oldu. Hata yapmadık. Kupon maç öncesinde kazandık. Arkadaşlarımız kazandı. Biz kazandık. Güzel oldu. İlerledik. Hatta kusursuz full winner olarak ilerledik yani. Teşekkür ediyorum. Çok fazla mesaj geliyor Instagram üzerinden de. Instagram kan Oradan da böyle takipçileri biriktirdik tabii ki. Mesajlar geliyor. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Yani şansımız ya verdi. Real 90'da attı. 90 artı 1'de falan bir daha attı. Monaco'nun geleceğinden zaten bir nevi emin gibi bir şeydim. O da başarılı oldu. Geçtim bunu da. Bir de bizim ekstralarımız var. Kupon odasında toplamda biz arkadaşlar 5 kişiyiz. Bakın 5 kişiyiz sadece ben yokum. Böyle herkesin bir görevi var, alanı var diyeyim. Canlısı, kupon odası, maç önü, tekli serisi, korner serisi yapan herkesin bir görev paylaşımı alanı var. Burada da Hakan'ın verdiği bir en çok korner deplasman olarak maç önü olarak tekli verdi ideal bir orandan. Günün ekstra editörlerinden gelen tek tercih buydu. Bu da başarılı oldu. Buradan da kupon odasının ekstraları zaten canlısı ayrı, kupon odası ayrı, yüksek mislisi, yüksek oranı. Bir nevi burada ekip çalışması olarak en iyi şekilde kazandırmaya çalışıyoruz ve 5 tane maçımız var. İsterseniz başlayalım. İlk mücadelem Düsseldorf'la Darmstadt mücadelesi. Sizlerden ricam like'larınızı, like'larınız like için teşekkürler. Artı 300'ün üzerine like gelirse sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi ilk mücadelemiz Darmstadt mücadelesi. Darmstadt'ın oranı 1.83. Normalde bu takım şu an Herkesi duman eder. Ben şimdi yüksek orandan da değerlendireceğim. Şimdi Düsseldorf kendi evinde kolay bir rakip değil. En azından maçı bırakmıyor. Fakat Damsat'ın puan durumuna itibari baktığım zaman da hiç kaybetme lüksü yok. Bakın ikinciliği de aldı. Werder Bremen geçen hafta mağlup oldu. Sürpriz bir sonuç çıktı oradan. O sürprizi iyi değerlendirmesi lazım bu Damsat'ın. İkinci olarak direkt çıkma şansı var. Puan kaybedebilir mi? Bu maçta mesela puan kaybedebilir. Golü geçebilir mi? Golü geçebilir. Ben de şöyle aldım. İdealden bu mücadeleyi tabii ki olması gereken yani beklenen Bundesliga 2'nin olayı zaten vardır. Veya golü geçmesidir Bundesliga 2'nin. Maçlar tempolu geçer zaten. Hatta şunu söyleyeyim. Yani direklerden dönmezse vesaire bir şey olmazsa maç 35 doğru gidebilir. İdeali burada tabii ki KG var tercih olacaktır bu maç idealden değerlendirme altına alınabilir mesela. Ben yüksek orandan ne yapabiliriz diye baktığım zaman da dedim ki Darmstadt'ın zaten kazanması ihtiyacı var. Zorundalık var. Kazanır mı birlikte göreceğiz. Golü de geçmesini bekliyorum. O yüzden 2.5 üstünde 2 yaparsanız 2.48 gibi orandan değerlendirme altına almış olursunuz. Değerlendirecekler bu yönde. Ufak değerlendirmeler yapabilir Cuma gününe. Yani 2.48 oranı Kombine yapsam 2 oran oluyor zaten. Tekli olarak 248 bence gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Geçtim. Inter Empoli mücadelesi. Inter oran açmamışlar inanılmaz. Valla ben şöyle aldım. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz da Inter burada 4 tane gol atabilir mi? Ben ev sahibi 4.5 6 bile düşündüm. Lyon 10 gibi oran açmış onlar da Inter 5 golün atarını atamazını bile oran açmışlar. İnanılmaz. Ama ben Empoli'de tamam kart cezalısı var, eksiği var son 16 maçları bir galibiyetin Napoli aldığı böyle enteresan istatistikleri de var. Büyük takımlara karşı iyi oynuyor. Bakın Inter burada nasıl dört atar biliyor musunuz? Empoli çıkıp sürekli arkada boşluk bırakırsa Inter burada zaten 6 da atar. Ama Empoli'nin deplasman maçlarına baktığımız zaman da özellikle bu yönlü Inter, Juventus, Milan gibi maçlara baktığımız zaman da daha oturaklı daha kontrol oyuna dönük bir oyun oynuyor ve sonuca dönük bir oyun oynamaya çalışıyor. Yani arkada çok fazla boşluk bırakmamaya çalışıyor en poli takımı bu tür maçlarda. Bu sebep nedir? Benim diyeceğim burada tek bir tercihim var. Ev sahibinin şöyle bir oran açmışlar. Ev sahibi 3.5 altın oranı 1.43 gibi oran açmışlar. Tek tercihim olacak. Inter galip gelir mi? Zaten galip gelmek. Milan'ın puan kaybetmesini bekliyor Inter. Radon'un yaptığı önemli bir hata vardı kalecinin. Bu sebeple puan kaybetmesini bekliyor Milan'ın. Bu maçta hata yapmayacaktır. Oran dahi açmamışlar. Ben burada ideal alabiliriz diye baktığımda Inter'in atamayacağı 4 gol diyeyim ben sizlere. Ev sahibi 3.5 alt. İdealdir. Değerlendirecekler bol şanslar. Hatay Spor'la Trabzon Spor'un mücadelesi. Trabzon burada favori bile değil. Şampiyon oldu. Rahatlık olacak. Oyuncular tatil havasına giriyor. Ee, uzun 30 küsur yıl sonra şampiyon olunmuş. Bu armaya gönül veren gerçekten Uğurcan Çakır mesela Trabzon için inanılmaz bir değer. Ee, bu tür maçlarda biraz takımlar sadece Trabzon için değil tüm takımlar şampiyonluk mesela Bayern bile Mayıs'dan 4-5 tane golluyor. Öyle düşünebilirsiniz. Ve şöyle bir durum var. Trabzonspor'un bakın bu dediğimi iyi dinleyin. Trabzonspor'un ayın 10'unda Kayseri ile oynayacağı bir yarı final mücadelesi var. Ziraat Türkiye Kupası'nda. ilk maçı 1-0 yendi. Deplasman'a gidecek burada. Yani kadroyu burada dinlendirir. Trabzon burada muhtemelen yedekle çıkar. Hatta şunu söyleyeyim. Hatay Spor'un galibiyeti oranı 2 oran 1.80'e kadar düşebilir. Onu belirteyim. Hatay Spor mı? Değil. Fakat benim önerim şu yönde olacak. İdealden bir önerim olacak. Risklidir bu arada. Yani katılmayabilirsiniz. Trabzon bu atar. Ben bu oranın da düşeceğini düşünüyorum. Bakın. Deplasman 1.5 altın oranı 1.45 gibi oranı var. Fakat maç gününde kadrolar açıklandığında falan bu oran daha da düşer bence. Çünkü yedek çıkmasını bekliyorum yani. Altyapı, Erci oynar, Ahmet Can falan vesaire bunlar oynar. Yedek çıkar, dinlendirir. Çünkü 10 gün sonra maç var. Zaten şampiyon olmuşsun Trabzonspor. Tebrik edelim. Deplasman 1.5 altın oranı 1.45 gibi oranı var. Değerlendirecekleri ideal önerim budur. Yüksek oranlarla bir tekli atayım sizlere. Maç Berabere biterse de şaşırmayın. 3-20 gibi orandan. Burada Hatay galibiyetinden ziyade ben ekstra olarak beraberli önerdim. 3 20 gibi orandan. Deplasman 2 gol atamaz. Trabzon, Deplasman 1.5-1.45. Riskli olabilir. Fakat ben deneyeceğim. Matsunus fırında 3-20 gibi orandan öneririm sizlere. Geçtim. Lille-Monaco mücadelesi. Baktığımız zaman ilk etapta KG var mücadelesi olarak gözüküyor bildiğiniz üzere. Sizlerden öyle diyelim Monaco ikisi büyük takım pozisyona girer. KG var yapıştır geç hop güzel. Fakat şöyle bir durum var. Geçen ben sizlere anlattım. Marsilya Lyon maçını hatırlayın. Dedim ki bu maçlar ilk böyle göründüğü zaman KG var maçı olarak görüyor. Tabi bu maç KG olabilir mi? Olabilir. Hiç problem değil. Olabilir. Fakat dedim bu tür maçlarda ilk gol geç geldiği zaman diğer takım baskı kuruyor. O yüzden mücadelenin 2-3 gol bandında kalaraktan da hem yüksek orandan hem de olası bir sürprizden kaçarız dedim. Marsilya Lyon maçı buna çok güzel bir özet oldu değerlendirdik. Ben aynı şeyleri bu maçın içinde düşünüyorum. Bu maç KG olma olasılığı biraz daha yüksek. Hatta önerelim ha. KG var 1.55 oran. KG var öneriyorum idealden. İdealden KG var önerdim. Tamam geçtim. Fakat ben burada KG varı kombineme koymam. Alırsam yine burada yüksek orandan bakın 1.90 gibi oranı var. 2-3 gol tercihini değerlendirme altına alırım bakın. Şöyle sizlere de göstereyim. 1.90 gibi oranı var. Dediğim gibi bir takım 2-0'da kalma ihtimali oluyor. Yine KG var alın idealden. Fakat ben kombineme koymam. 2-3 gol kalırsa da Kangal böyle demişti diye yorumlara yazarsınız. Bol şanslar. Genoa ile Juventus mücadelesi. Son karşılaşmam. Şimdi Juventus burada kazanır mı? Kazan. Dördüncülüğü garantiledi zaten Juventus takımı. Burada benim sıkıntım Genoa. Genoa son maçında 90 artıda Oyuna sonradan giren ismi hala penaltı attırıyorlar. Ben ona oyuz oluyorum. 90 artı 1'de penaltı kaçırdı. Ve giren oyuncu dakika 77'de oyuna girmişti. Bak adam ısınmadan penaltı attırıyorlar. Sıkıntı. Bunun bu kaçtıklarını hep gördük. Genova buradan alırsa hadi aldı diyelim. 28 yaptı. Napoli deplasmanı var. Bologna kendi evinde. Ya bir ihtimali var. Hatta son maçta spiker de söyledi. Alp Özgen anlatıyordu sanırım o maçta. Sampdoria hatta veya kaçan penaltı sonrası dedi. Genoa'nın belki bu maçla birlikte alt kümeye düşmesi bir nevi garantileşti gibi bir şey dedi. Fakat bu maçta belli olacak. Genoa bu maçı kaybederse kümeye. Fakat elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ben burada risk alıyorum. Genoa son maçında güzel oynadı. Kimseye güvenmiyorum. Genoa'nın forveti Destro'ya güveniyorum. Destro Golün adı da Destro diyorum. Cenova'nın atacağı tek gol. 1.40 bandında oranı var. Cenova'nın atacağı tek golle bu yönde değerlendirme altına alabilirsiniz diyerekten de bu maçı da geçeyim isterseniz. Toplamda 5 tane mücadele anlattım sizlere. Bir kombin önerisi henüz daha çıkarmadım arkadaşlar. Ben bunu Perşembe değil, çarşambanın gece saat bakayım 4.20 bakın saat 4.20 bu işi de ne kadar severek yaptığımı da bu nevi burada söylemiş oluyorum tekrardan severek yapıyorum, izliyorum vesaire vesaire geçtim bu konuları. Herhangi bir kombin üresi yapmadım. Şu an bu kafayla bir kombin üresi çıkarmak istemedim. Fakat maçlara genel görüşüm bu yönde. Sabah ona videoyu planlarım, montajını yapıp yatacağım. Sabah 10'da kalkacağız. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.